أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائما Çok kıymetli izleyicilerimiz Gecemiz mübarek olsun Rabbim hayırlara vesile eylesin Rabbim hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar, maddi ve manevi sıkıntıda olan kardeşlerimize sahile selamete çıkaracak genişlikler nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, dersimize başlamadan önce Rebiyol Evvel ayına girdik. Kainatın Sultanı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya teşrif ettiği ay. Rabbim bizleri efendimizin razı olacağı şekilde bir hayat geçiren mümin kullarından eylesin. Dini, mümini, İslam'ı anlayan Kur'an'ı ve İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti hayatına düstur edinen, hayat edinen müminlerden bizleri eylesin. Rabbim efendimizin şefaatinden bizleri ayırmasın diyoruz. Bu vesileyle Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine şu hastalık imtihanımızı kolay eylesin. İnşallah kısa sürede başta memleketimiz, ülkemiz ve bütün dünyadan Rabbim götürsün, insanları sahili selamete çıkarsın diyoruz. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, Kur'an ve sünnete göre nedir evlilik diyoruz. Geçen dersimizde niçin evlenmemiz gerektiğini, evliliğin ne olduğunu anlattık. İnşallah nasip olursa bu akşam da konumuza yine devam ediyoruz. Evliliği çeşitli yönleriyle bu gece anlatmaya çalışacağız inşallah. Bakmışlar ki birisi oturmuş dua ediyor, ellerini açmış. Allah'ım salih evlat senden istiyorum. Allah'ım salih evlat senden istiyorum. Allah'ım salih evlat senden istiyorum. Demişler ki, yani salih evlat istiyorsun, onunla beraber saliha bir kadınla bir eş de iste. Evet, güzel bir cevap vermiş. Ben saliha evlat istiyorum. Tabii ki Allah Celle Celaluhu da onunla beraber saliha bir eş bana nasip edecek inşallah. Saliha eş ola ki saliha evlat saliha eşten olsun. Evet Rabbim evlenecek olan bekarlarımıza salih ve saliha eşler nasip eylesin inşallah diyoruz. Tabi konumuza başlarken diyoruz ki hakkın her zamanki gibi hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Yani biz burada doğruları, Kur'an'a ve sünnete göre olan hükümleri e, anlatmaya çalışıyoruz. Birileri kızabilir, birileri küsebilir veya birlerini razı etmek için burada bir şeyleri anlatmak olmaz. Rabbimiz razı olsun isterse e, diğer insanlar razı olmasın diyoruz. Evet, kıymetli kardeşlerim, bekarlık sultanlıktır diye bir söz yerleşmiş dilimize. Bekarlık sultanlıktır. Aslında bekarlık sultanlık değil, bekarlık sefilliktir. Beka bekarlık acizliktir. Bekarlık işi bilmemektir. Bekarlık ahireti düşünmemektir. Bekarlık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i memnun etmemektir. Çünkü geçen hafta ne dedik? Allah'ın emri peygamberin kavliyle yani sünnetiyle başlayan bir evlilik inşallah sonunda hayır üzere olacaktır. Şöyle söyleyelim. Şimdi bir gömlek giymişiz. Gömleğin düzgün iliklenmesi, düğmelenmesi şu şekil. Biz bunu bir ilik yukarı doğru kaydırırsak şöyle yakası göstereyim. Yakası yukarıda, bir yakası aşağıda olan bir hal olur ki abes bir iş olur. Yani niye söylüyoruz? Evliliğe başlarken başta Allah'ın emri ve peygamberin sünnetiyle, kavliyle başlayan o isteme, o birliktelik, o iki ailenin bir araya gelmesi ta sonuna kadar da Allah'ın emri ve peygamberimizin sünneti üzere devam etmeli ki düzgün bir hal ortaya çıksın. Yani bazen e, yalpalamalar olabilir, bazen böyle sendelemeler olabilir ama Allah'ın emri, peygamberimizin sünneti üzere gidersek eğer inşallah istikametimiz doğru olacaktır diyoruz. Evet nedir evlilik? Evlilik nedir? Evlilik ibadettir. Allah'ın emri nasıl bir namaz kılmak ise, nasıl bir oruç tutmak ise, nasıl işte hac etmek ise bununla beraber evlenmek de bir ibadettir. Evet evlilik bir ibadetse e, her ibadetin kendisine göre bir külfeti vardır, bir zorluğu vardır. Külfetine katlanmak lazımdır. Yani olmuyor deyip vazgeçmek olmaz. Evliliğimizi namaza, oruca, zekata, hacca verdiğimiz özen gibi, intizam gibi evliliği de ibadet gibi bilip yaptığımız her işten sevap kazanacağımızı umarak sevap kazanacağımızı umarak evliliği devam ettirmemiz lazım. Cenab-ı Rabbül Alemin ben insanları, cinleri ve insanları bana Kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Kulluk, kulluğun içerisinde tabi ibadet de bunun bir cüzü. Yani bazı yerlerde bana ibadet etsinler diye yarattım deniyor. İbadet sadece kulluğun bir e, parçasıdır. İşte bu evlilik de bir ibadettir. Nasıl ki namazın, mesela sabah namazına kalkıyoruz özellikle kışın. E soğuk suyla abdest almak lazım. Camiye gidenlerimiz için evden çıkıp camiye gidene kadar işte yağmur var, soğuk var, fırtına var, bir meşakkatı var, bir zorluğu var, bir külfeti var. Oruç tutuyoruz. Özellikle Ramazan orucunda, yaz Ramazan'ında böyle memleket, özellikle bizim memleketler gibi sıcak olan iklimlerde 50-60 dereceyi bulan sıcaklarda nasıl ki orucun bir meşakkatı var, bir zorluğu var ise işte evliliğinde meşakkatı olacak, zorluğu olacak. Bununla beraber zorluğuna, meşakkatine, külfetine katlanıp evliliği ibadet gibi bilip inşallah birazdan nasıl sevap kazanılacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirmesiyle inşallah sizlere nakledeceğim. Evlilik nedir? Evlilik bir nimettir. Evlilik bir nimetse şükrü eda edilmelidir. Her nimetin bir şükrü vardır. Evlilik nimeti de büyük bir nimettir. Evlilik büyük bir nimettir. Şükrünün eda edilmesi lazımdır. Peki nasıl yapmamız lazım? Nasıl yapmamız lazım? Evlilik nimetinin şükrünü nasıl eda edebiliriz? İlk önce kendimiz örnek aile olarak örnek aile olarak yaşantımızı İslam'a göre düzenleyerek diğer ailelere de örnekliğimizi göstererek onların da o şekilde davranarak aile ailelerini, evliliklerini sürdürmelerini sağlamamız evlilik nimetimizin şükrüdür. Hani bazen ailenin korunması söz konusu olduğunda kadına şiddet konuşuluyor. Biz şunu söylüyoruz. İnanın ki bu işin tek çözümü ailelerin İslam'ı yaşamasıdır. Ailelerin İslam'ı anlayıp kadının, erkeğin, çoluğun, çocuğun hepsinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne diyoruz efendimiz anlatırken Allah Resulü iyi bir eştir hanımlarına karşı. İyi bir babadır çocuklarına karşı. İyi bir dededir torunlarına karşı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir akrabadır. Sıla-i rahim vardır akrabalarına karşı. Kendisinin tek mi tek kendisinin değil Hatice annemizin vefatından sonra efendim akrabalarına vermiş olduğu göstermiş olduğu özen intizam anne süt annelerinin çocuklarına ve akrabalarına vermiş olduğu göstermiş olduğu özen intizam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar titiz olduğunu ortaya koymaktadır. Evimizde mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le bir gün Hazreti Ayşe annemiz Öyle Hazreti Ayşe annemiz sesini yükselterek Efendimiz'e bir şey söyler. O sırada içeri Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh girer. Ayşe annemize ya Ayşe deyip şöyle elini kaldırır. Efendimiz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Efendim, ifade odur. Başka bir şey yok. Ebu Bekir deyince Hazreti Ebu Bekir hemen elini indirir ve odadan çıkar ve bize anlatan annelerimiz şöyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne bir efendim tokat vurmuştur, ne kötü söz söylemiştir, ne de kötü davranmıştır. İşte İslam budur. Ailelerine nasıl güzel muamelede bulunmuşsa kadınlar sizlere Allah'ın emanetidir. Onlara güzel davranın diyen bir peygamberin ümmeti olarak bizlere düşen de Evdeki sorunları, sıkıntıları efendim, çok öteye götürmeden e, yerinde hoş görüp kapatmaktır. Araştırmalara göre bir erkeğin günlük konuşma kelime olarak 7 bin kelime konuşurmuş bir erkek. Kadın 14 bin kelime konuşurmuş. Şimdi şöyle bir beyin jimnastiği yaparsak, erkek sabah evden çıkar, çalıştığı yere gider. Efendim esnafsa dükkanına gider, iş yerine memursa çalıştığı daireye gider. Orada ister istemez insanlarla diyaloğu oluyor. Ne yapıyor? Bu sefer o yedi bin kelimeyi bitiriyor. Eve gelince, tabi evde oturan ablamız on dört bin kelimeyi bitiremedi. Ne yapacak? Biraz böyle konuşmaya başlayınca biz tahammül göstereceğiz. Yani böyle hemen gün yorgunluğum var, işte başım şişti, konuşma, sesini kez. değil. Onun da konuşmaya ihtiyacı var. Onu güzel şekilde dinleyeceğiz. Onun bazı anlattığı şeylerde haklılık payının olduğunu, efendim, ona yardımcı olacağız, destek olacağız. Onun da bir ihtiyaç olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Demek ki bugün aileler olarak evde hanım ablamız, evde bey abimiz, şimdi aileleri evliliklerde sıkıntıya koyan en önemli etken en önemli etken beklentilerin efendim beklenti meselesidir. Beklentilerin çoğu yüksek olmasıdır. Abimiz öyle bir eş kendisine arıyor ki Hazreti Hatice annemiz gibi olsun diyor. E sen de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi olmaya çalış önce. Hazreti Hatice gelir seni bulur. Allah'ın ebeden razı olsun. Yani biz önce kendi beklentilerimizi böyle itidal çizgisine çekeceğiz. İtidal çizgisine çekeceğiz. İtidal çizgisine çekmeden çok büyük beklentilerle girdiğimiz bir işte illaki üzüleceğimiz noktalar da olacaktır. Evet evlilik nedir? Evlilik bir evlilik bir cihattır. Öyleyse hazırlık hazırlığı yapılmalıdır. Neye karşı? Şimdi biz çocuklarımızı yetiştirirken küçük yaştan sanki efendim bizim aile öbür aile ile işte onların çocuklarıyla beraber bir yarışa koymuş gibi büyütüyoruz çocuklarımızı. Ve bunlar yetişip gençlik çağına gelip evlilik çağına geldiğinde de anne baba çocuğunu bir aile yuvasına hazırlamıyor da sanki bir savaşa hazırlıyor. Bir boks maçına hazırlıyor. Kız tarafı ne diyor? Geleceğiz inşallah önümüzdeki haftalarda. Ama yeri gelmişken söyleyeyim. Kız tarafı diyor ki annesi özellikle. Diyor kızım kendini işte ezdirme. Kendisini kendine şunları yaptırma. Ben görmedim sen gör. Ben yapmadım sen yap. Ben bulamadım sen bul. İşte ilk günde nasıl olursa öyle gider kızım ha, aman ha arkanda biz varız. Erkek tarafı ne diyor? Oğlum evine gelen yabancıyı nasıl ilk gün alıştırırsan öyle gider. Yüz verme. Yüzünü asık tut. Ya biz bunları harbe veya boks maçına hazırlamıyoruz bir evliliğe hazırlıyoruz. İşte o evliliği kurarken başta istediğimiz Allah'ın emri ve peygamberin sünneti burada devreye girecek. Ne diyecek? Kadına kıza diyeceğiz ki kocana itaat et. Allah kocaya itaati emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Erkeğe diyeceğiz ki bak kız Allah'ın Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kadınlar size Allah'ın emanetidir, Allah'ın emanetine güzel muamelede bulunun diyeceğiz, işi çözeceğiz. Cihat dedik evlilik bir cihattır. Cihat dediğimiz zaman ilk etapta işte böyle savaş manası çıkıyor değil aslında. Öyle anlasak da değil. Neye karşı cihattır? Kadınla erkeğin bir olup, bir olup, bir arada bulunup, kadınla erkeğin dışarıdan gelip aile yuvalarını dağıtacak içine fitne fesat koyacak insanlara karşı beraber olup bir kalenin duvarı gibi birbirine kenetlenip dışarıya karşı efendim mücadele etmesidir. Evlilik cihattır. Niye cihattır? İnsan ile İslam arasındaki engellerin kaldırılma kaldırılmasıdır. İnsan ile İslam arasındaki engellerin kaldırılmasıdır. Evet. Evlilik nedir? Evlilik bir devlettir dedik. Aileyi anlatırken dedik küçük bir devlettir aile. Aile nasıl küçük bir devlettir? Temelinde yani kökte tevhid olacak. Allah'ın emirleri geçerli olacak. Ahmet'in, Muhammed'in, Hasan'ın, Hüseyin'in değil. Evde konuşulurken Allah'ın emri mi? Bitti. Tevhid dediğimiz Allah'ın emrinin dışında bir kuralı, bir efendim yasayı eve koymamaktır. Allah'ın emri varsa mesele bitmiştir demektir. Gövdede adalet, tevhidle büyüyen bir gövdede adaletle hükmedilecek ve dallarda da meşveret. Meşveret de çok önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazen, e, bazen demeyelim birçok zaman eşleriyle meşavere, meşveret yapmıştır. Mesela Hudeybiye'deki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Efendimizin annemiz Ümmü Seleme ile istişare etmesi sonucu ne kadar güzel bir ortam ortaya çıkmıştır. Konumuz olmadığı için daha diye anlatmıyorum. Maalesef bizde bir söz vardır. İşte e, kadına onda birini danış, onu da ya tut ya tutma. Bu yanlıştır. Kur'an'a uymayan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyelerine uymayan bir ifadedir bu. Bundan da uzak durmamız lazımdır. Evet evlilik bir dindir. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Evlenen dininin yarışı, yarısını kurtarmış olur. Diğer yarısı içinde Allah'tan korksun. Evet evlilik bir dinse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği üzere dinimize sahip çıktığımız gibi evliliğimize de sahip çıkmamız lazım. Yani evliliğimizin dağılması, evliliğimizin sarsılması, evliliğimizin kötü bir hal alması. Yani duyuyoruz, üzülüyoruz maalesef. Ya evliliktir. Evlilikte sıkıntı olabilir. Evlilikte yaş ne olursa olsun, yaş ne olursa olsun sorunsuz, stressiz bir hayat yok. Hazreti Ömer radıyallahu an eşlerine diyor ki gidip size Allah Resulüne şikayet edeceğim. B bakayım Allah Resulü ne diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hane saadetlerine yaklaşınca bakıyor içeriden annelerimizin sesi geliyor. Efendimizden ses yok. İçeri giriyor kapıyı çalıp. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işini bitiriyor, dinliyor. Ya Ömer niye geldin? Diyor ya Resulallah böyle böyle bunun için geldim. Ama baktım ki böyle bir durum var. Ya Ömer bazen onlar konuşacak biz dinleyeceğiz, dinlemeyi öğreneceğiz ya Ömer. Onların da haklılık payı var. Onlar konuşacak. İşte karşılıklı anlaşma, karşılıklı hoşgörü, karşılıklı sevgi saygı. Geçen hafta ne diyeyim? Mevettet. Karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde bazen koca evin beyi, be be beyefendisi sinirli olabilir, işten yorgun gelebilir, olabilir. Bazen evde işler düzgün gitmemiştir. Hanım abla bazı sinirli, stresli olabilir. Ne olacak? hoş görmek lazım bunları. Yani olmuyor diye. Dinimize nasıl, nasıl sahip çıkıyorsa evliliğimize de öyle sahip çıkmamız lazım diyoruz. Evet evlilik nedir? Evlilik bir imtihandır. Eğer evlilik imtihansa imtihana karşı sabırı azık olarak edinmeliyiz. Sabır. Sonuna kadar evlilik bir imtihandır. Öyle bir imtihandır ki inanın ki İnsanı böyle canından bezdirecek bir hale gelen bazen bir imtihandır evlilik. Öyle olur ki hani öğrencilere hep sorulduğunda işte imtihan nasıl geçti? Hep şunu söylerler. E çalışmadığımız yerden sorular çıktı. Evlilik de aynen öyledir. Çalışmadığımız yerden gelir bazen. Nasıl mı? Şöyle. Şimdi evde mesela evlenmeden önce hayatında çok temizliğe riayet eden titiz bir hanım abla evlenir ama karşılığında böyle evenden bir beyle hayatını birleştirir ama kendisinin o temizliğe, düzene, intizama, titiz olmasının karşılığında onlara dikkatli olmayan bir eş seçmiş olur. E imtihan mı? İmtihan. Bu imtihan devam edecek. Bazı bey abilerimiz evdeki düzene, intizama, efendim yemeye, içmeye, şuna buna çok titizdir. Evlenmezden de titizdir. Yani giyeceği elbisenin ütülü olmasına şöyleye böyle titizdir. E buna karşılık evdeki abla da maalesef titiz olmayabilir. E bu bir imtihan mıdır? Vallahi bu bir imtihandır. Ne yapmak lazım? Sabretmek lazım. Olmuyor, yapamıyoruz. Sudan bahanelerle arayı bozup efendim 3 günde, beş günde olmuyor deyip vazgeçmek var mı? Yok. Hani isterken inşallah önümüzdeki derslerde o kızı istemeyi de anlatacağız. Hani bir yastıkta kocasın diyorlar ya. İyi günde, kötü günde. Bazen iyi günümüz olacak, bazen de kötü günümüz olacak. Kötü günde efendim gemiyi terk etmemek lazım diyoruz. Evlilik dedik. Evlilik imtihansa sabır azık olarak kullanılmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zihinlerimiz dinlensin diye şöyle bir e, Ebu Nüceyh denen sahabeden az bilinen bir sahabedir. Radıyallahu anh Allah'ım ondan razı olsun. O anlatıyor diyor ki, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Miskindir, miskindir, Miskindir. Yani beceriksizdir. Biz tabi bir şey anlayamadık Efendimizin bu sözünden. Kim ya Resulallah dedik. Yani o söylediğiniz miskin kim ya Resulallah deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gücü yettiği halde malı mülkü olduğu halde evlenmemiş adam beceriksizdir, miskindir. Gücü yettiği halde hani bugün bütün şartlar oluşmuş. Evlilik için ortam müsaittir. Durumda yerindedir ama ağam daha gençlik yıllarımdır deyip geçiriyor. Daha zamanım var deyip geçiriyor, evlenmiyor. Efendimiz onun için söylüyor, miskindir. Yine diyor, devam etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, miskinetün, miskinetün, miskinetün. Biz yine kim ya Resulallah dedik? O kimdir? Efendimiz dedi ki, imkanı olduğu halde evlenmeyen, evliliği tesis etmeyen kadın... Miskin kadındır, beceriksiz kadındır. Evet, Heysemi'de geçen bir hadis-i şeriftir. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde evlenmeyi bize meth etmiş, evlenmeyi tavsiye etmiş, evlenmeyi Allah Celle Celaluhu'nun ayetinde emrettiği gibi bize ne yapmıştır? Emretmiştir. Biz bugün evlilik olursa bazılarımız diyor ki, Bazılarımız diyor ki işte ben evlenmiyorum. Niye evlenmiyorum? İbadetime engel olur. Bazıları diyor ki işte elim okumama engel olur. Bazıları diyor ki ihtisaslaşmama engel olur. Bazıları diyor ki işte hizmetime engel olur. Bazıları diyor ki sosyal ve kültürel çalışmalarıma engel olur. İnanın ki bunların hiçbirine engel değildir evlilik. Bilakis bunlara katkıdır. Bunları destekleyen bir bağdır evlilik. İbadete de, ilmede, de, ihtisaslaşmaya da, hizmete de, sosyal kültürler çalışmalara da hiçbir zaman evlilik engel değil. Bir bilakis iki kişinin bir araya gelmesiyle bir destektir, bir yardımlaşmadır ve bir gayrettir. Tek bir tek ayakla biz ne kadar yürüyebiliriz? Bir müddet yürürüz ondan sonra seke seke gideriz. Ondan sonra yoruluruz. Demek ki bu ayağın bir de öteki ayağı var. O da nedir? Eştir. Salih ve saliha bir eşle hayatı birleştirmektir. Bekarlara soruyoruz gündem nedir? Gündem evliliktir hocam. Evlilere soruyoruz gündem nedir? Ya evlilik çok iyi gitmiyor. Evlilikte artık çatırdamalarımız var. Evet biz bekarlara diyoruz ki doğrudasınız. Evlenmeyi koşturun. Allah'ın hoşnut olacağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yarın mahşer gününde hoşnut olacağı bir evlilik yapın. Yapın. Evet. Feraz da vardır. Onun da bir meselesi var. Meşhur şahir. Hani Hazreti Hüseyin Efendimizle beraber gelenler ki küfeye yolda, giderken yolda karşılaşıyorlar. Hani hatırlayacaksınız. Hazreti Hüseyin Efendimiz diyor ki küfede durum nasıldır? İşte bana şu kadar mektup geldi. Küfeye gel denildi. Ne diyorsun deyince evet tarihe damga vuracak sözleri ne diyor? Ya Hüseyin onların kalbi seninle kılıçları Yezid'ledir ya Hüseyin. Onların kalbi seninle kılıçları Yezid'ledir ya Hüseyin diyor. Evet. O kişi diyor ki o şair meşhur şair diyor ki annem bana hep seni evlendireyim, evlendireyim, evlendireyim Zamanla dedim ki anne tamam ben evlendir. Annem de beni evlendirdi. Ama gelin ama dedi gelin görün ki gelin kaynana savaşlar başladı evde. Annem bunlardan önce şöyle iki Mısralı e, mısralık şair ya kendisi şöyle bir ifade kullanıyor diyor diyor ki Bilakis ben evlenmeden önce validem ibadet ve taatle meşgul olurdu. Ben de ona her zaman hürmet ve itaat ederdim. Vaktaki evlendim, validem geliniyle kavgaya başladı, ne ibadet kaldı ne taat. Ben de kızıp valideye darlandım, ne hürmet kaldı ne itaat. Evet, ne kadar güzel ifade etmiş bu işleri. Ama vazgeçme var mı? Vazgeçme yok. Sorun biter mi? Sorun bitmez. Sorun bitmez. Biz ne yapacağız? Biz devam edeceğiz. Devam etmeden olmaz. Evet, İki tavsiyemiz var bu hususta. Birincisi, çağı iyi okuyun. Gençler, çağı iyi okuyun. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Anne babalarımız gibi olmak, onlar gibi bir aile kurmak, belki annemiz gibi bir eş veya babamız gibi bir eş bulmak çok zor. Çok zor. Kolay değil. Bu söyleyeceğimiz hani dedik ya, çağı iyi okuyun. Şartlara teslim olmak değil bizim söyleyeceğimiz. Bizim söyleyeceğimiz nedir? Şartlara göre İslam'ı yaşamaktır. Yani güncelleyip, kendi kendimizi güncelleyip İslam'ı hayatımıza oturtmaktır. Biz eski şartlarla ilgili bazı şeyleri anlamaya çalışırsak maalesef sıkıntılar oluşacaktır. Fazla beklentiye girmeyin, fazla beklentiye girmeyin. Hiçbir şey Hayallerdeki gibi değil. Şimdi biz evlenmeden çok beklentiye giriyoruz. İşte eşimden şunu beklerim, bunu beklerim. Öyle olur, böyle olur. Böyle olmazsa böyle olur. E maalesef evlendikse olmuyor. Maalesef evlendikse olmuyor. Ve beklentilerin aksine e, bizlere sıkıntı veriyor. Evet. Bununla beraber evlilik nedir? Düzen getirmektir hayatımıza. Evlilik nedir? Dağınıklıklığa son vermektir. Evlilik nedir? Hayatımızdaki dengesizliği ortadan kaldırıp dengeli bir hayat yaşamaktır. Evlilik nedir? Duyarsızlığa son verip evlenip duyarlı bir aile ferdi olmaktır evlilik. Neye destektir? Kulluğumuzu yaşamamıza, kulluğumuzun ifasını, kulluğumuzu hakkıyla yerine getirmeye bir destektir evlilik. ayet kelimelerle kerimelerle söyleyelim. Nisa suresi birinci ayette Cenab-ı Rabbül Alemin bunu açıklıyor. İkincisi eksiklerin giderilmesine destektir. Hani Cenab-ı Rabbül Alemin Bakara suresi 187'de ayet uzun. Ben o ayette bize hitap eden yeri malen söylüyorum. Onlar size örtüdürler siz de onlara örtüsünüz. Yani eşler biri birinin destekçisidir. Biri birinin örtüsüdür birbirine yan verip omuz verip onu kalkındırandır. Değil evde olan bir şeyi işte bacımı, anneme, teyzeme veya başka birilerine anlatmak. Örtü ne demek? Saklayan demek. Örtü ne demek? Kapatan demektir. Evet. Bereketin oluşmasına vesiledir. Hani bazen gençlerimiz evlenmeye ya işte ben kendimi geçindiremiyorum. Nasıl evleneyim? Ben kendimi geçindiremezken Gelecek kişinin de biz kimsenin rızkını yüklenmekle sorumlu değiliz. Herkes kendi rızkıyla geliyor. Onun için biz bekarken hiçbir şeyimiz yoktu. Hepimiz. Evli olanlar şöyle bir düşünsün şu an. Bekarken ne diyecek? Benim hiçbir şeyim yoktu. Evlendim, evim de oldu, arabam da oldu, işte işim de oldu, karım da oldu, şu da oldu, bu da oldu. En güzeli de Allah'ım bu mübarek geceler hürmetine, dedi ki evlat evlat hasreti salih evlat hasreti çeken kardeşlerimize salih evlatlar nasip eylesin inşallah. Olan evladı olan kardeşlerimize de Rabbim evlatlarını salihlerden eylesin inşallah diyoruz. Ne diyor Rabbimiz Nur Suresi 32. ayette? Diyor ki sizden bekar olanları kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Bu bir emirdi. Eğer bunlar yoksul iseler, yoksul iseler Allah onları lutfuyla zenginleştirir. Evet. Demek ki bereketlenmeye sebeptir. Huzurun teminine vesiledir. Cenab-ı Rabbül Alemin Rum suresi 21'de ne diyor? Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının, kudretinin delillerindendir. Evet. Cenab-ı Rabbül Alemin e, bizleri cehennemden azad için, cehennem ateşinden muhafaza için korumasına bir vesiledir. Onda da Tahrim Suresi 6. ayette efendim Rabbimiz bize onu da e, anlatıyor inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, izleyenlerim dedik ya dersin sonunda böyle Mescid-i Nebevi'den, Medine'den o güzel iklimden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ve o saadet asrının güzel insanlarından bir misal verip inşallah bu geceyi bereketlendireceğiz. E, bitireceğiz dersimizi. Vaktimiz de doldu hemen hemen. Enes bin Malik biraz uzun. Ben inşallah bile çok teferruatına girmeden nakletmeye çalışacağım size. Enes bin Malik radıyallahu an nakleder. Esas işin e, kilit noktasında Hazreti Ayşe annemiz vardır. Der ki Havle binti Tüveyt el-Attariye. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hane-i ara ara gelen Hazreti Hatice annemizden bu tarafa gelen bir kadındır. Yani koku satan bir kadındır. Efendimizin evine ara ara gelir işte kokuları falan annelerimize satar. Hazreti Ayşe'ye gelerek diyor ki ey müminlerin annesi dikkat edin şimdi burada bize çok büyük dersler verecek. Ahlaki dersler verecek. Kadının ve kocanın yani evdeki hanım ablayla beyefendi abimizin nasıl davranması gerektiği karşısında bize bir ahlak öğretecek annemiz. Diyecek ki ey müminlerin annesi ben her gece bir gelin gibi süslenip kocamı karşılıyorum. Sanki yeniden evleniyor gibi veya ilk evliliğim gibi süsleniyorum, kocamı karşılıyorum. En güzel elbiselerimi giyiyorum, en güzel kokuları sürünüyorum. Öylece karşısına çıkıyorum. Yani buradan dersleri alalım. Evdeki ablalar buradan dersleri alın. Ne diyor? Vallahi bunu da tamamen Rabbimin rızasını kazanmak için yapıyorum. E ama kocam benden yüz çeviriyor. Hocam geldi seve şimdi hemen uyarlayalım bugünümüze. Koca eve geldi akşam efendim veya geldiği saat kaç bilmiyoruz. Geldi eve. E hanım abla, hanım evin hanım efendisi giyinmiş, süslenmiş, kocasına kendisini hazırlamış. E hoca geldi eve hemen bir elini yüzünü yıkadı, üstünü başını değişti, aldı telefonu eline veya bilgisayarın başına geçti veya televizyonun başına geçti. Kadın o tarafta oturdu, evin ve abisi televizyonla, telefonla, tabletle, bilgisayarla meşgul oldu. Oldu mu? İşte bunu söylüyor bize. Diyor ki kocam benden yüz çeviriyor. Benimle ilgilenmiyor, beni dinlemiyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki birazdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. Sen derdini Allah Resulü'ne anlat. O senin derdine bir çözüm söyleyecektir. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince o kadın e, Efendimiz nasıl içeri girince kokuyu alınca Ya Ayşe eve havle mi geldi? Evet ya Resulallah peki bir şeyler aldın mı? Ya Resulallah almadım ama kendisinin bir sorunu var bir derdi var. Sizi bekliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Bu durumu anlatınca bakın şimdi evdeki ablalar iyi dinlesin. Bu hal içerisinde efendimiz dinliyor ve şunu söylüyor. Ya havle sabret öyle yapmaya da devam et. Yani Yine süslenmeye, bir gelin gibi giyinmeye, güzel kokular sürünmeye ve eşini o şekilde karşılamaya devam et. Kocanı dinle ve ona itaat et. Evet, bir daha burayı söylüyorum. Ya havle, sabret, öyle yapmaya da devam et. Yani kocan seninle ilgilenmedi diye o işleri terk etme. Sen yine kocanı kapıda karşıla, güzel elbiselerini giy, kokular güzel kokuları sürün kocanı öyle karşıla kapıda. Böyle yapınca evet ne diyor? Kocanı dinle ve ona da itaat et. Böyle yapınca soruyor. Hemen soruyor efendimize. Ya Resulallah diyor. Böyle yapınca bana sevap var mı? Yani ben böyle yapıyorum. Hocam bunları yapıyor. Bana sevap var mı bundan ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, sevap olmaz mı ey Havle bir kadın, bakın şimdi ne kadar kurban olduğum dedi ki ya evde Allah ve Resulü'nün emirleri geçerse bakın bir evde kadının işte derslere gitmesi, sohbetten sohbete koşturması, sevap kazanmak için değil. Bakın evinin içinde ne kadar sevap kazanacak? Allah Resulü söylüyor. Bir kadın Allah rızası için bazı şeylere katlanırsa, kendi evinde bir eşyayı kaldırıp, şöyle bir eşyayı kaldırıp, başka bir yere bıraksa bile ona sevap vardır. Yani evde yaptığı temizlik, evdeki şunu kaldırıp oradan oraya koyması bunların hepsi evdeki hanım ablaya sevap defterine yazılıyor. Efendimiz öyle diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları söylerken devam ediyor. Sen ne zannediyorsun Havle? Sen ne zannediyorsun? Diyelim ki bir kadın bir kadın kocasından hamile kalsa. O kadının sevabı yani o hamile kalan kadının sevabı. Oruç tutan, geceleri namaz kılan ve Allah'a itaat edenin sevabına denktir. Evet. Gündüzleri oruç tutan, geceleri teheccüde Allah'a Allah Allah diye yalvaran ve Allah'a itaat edenin sevabına denktir. Evet devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Doğurması sevaptır. Yani çocuğunu doğurması sevaptır. Emzirmesi sevaptır. Kadın bebeğini emzirmeye başladığı andan itibaren her bir emzirmesine karşılık bir köle azadı sevabı vardır kadına. Çocuğu sütten kestiği zaman, çocuğu sütten kestiği zaman gökyüzünden ona şöyle seslenilir. Ey kadın, işine başla ve geçmişini unut. Çünkü geçmişinden sorumlu değilsin. Evet. Yani Efendimiz ne diyor ki evdeki hanım ablaya işte sen evinin işine bak. Evde efendim kocanın işleriyle çocuklarının işleriyle ailenin işleriyle meşgul ol. Allah sana koşturacağın başka yerdeki hizmetten daha fazla sevap verecek. Devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Hazreti Ayşe annemiz hemen kurban olduğum anam erkekleri düşünerek diyor ki ya Resulallah sevap sadece kadınlar için midir? Yani erkeklere bir şey yok mu? Ben bu erkeklere acımaya başladım ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmaz olur mu ya Ayşe? Şimdi de bey abilerimiz iyi dinlesin. Abilerimiz iyi dinlesin. Olmaz olur mu ya Ayşe? Elbette sevapta erkeklere de pay var. Paylar var. Bak Müslüman bir erkek eşinin elini tutup tabii bu parkta caddede çarşıda efendim alışveriş merkezinde değil. Biz oralara hiç şimdi girmeyelim. Bu biz evin içinden bahsediyoruz. Eşinin elini tutup onu arzuladığı zaman Allah o kişiye 10 sevap yazar. Kişi eşinin boynuna sarıldığı zaman Allah o kişiye 20 sevap yazar. Eşiyle zifaftan sonra guslederken devam ediyor. Eşiyle zifaftan sonra guslederken bedenindeki her tüyden dolayı ona on sevap yazılır. Ona on sevap yazılır. On günahı silinir. Ve o gecenin sabahında Rabbimiz o kulunu meleklerine gösterir, iftihar ederek der ki kulum gecenin soğuğuna aldırış etmesin, etmedi. Rabbisi istediği için adım attı, guslunu aldı. Siz şahit olun ki ben de o kulumu affettim. Evet. Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri bu söylediklerimizle amel eden kullarından, siz değerli izleyicilerimizi, kardeşlerimizi e, duyduklarıyla amel eden kullarından eylesin. Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir hayat cümlemize bahşeylesin. Rabbim e, dini İslam üzere yaşayıp dinimiz dini İslam üzere son nefesini veren mümin kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.